dostlar, bir yaşama hoş geldiniz. Aslan kankisi Hera'yla kavga ettiği de Hera'yı göstermiş miydim? Videolarda olması lazım. Muhtemelen montaja koyacağım. Bugün de güzel güzel oynadılar yarım saat 45 dakika. Sonra pipet işi yüzünden kavga çıktı. Değil mi oğlum? Sonra su içerken boğazına kaçtı. Aksırıp tıksırıyordu ama şu an iyi gibi. Bugün günlerden pazartesi. Öğle saatlerindeyiz. İşsiz güçsüz bir adam olduğum için sahilde dolaşıyoruz aslanla. Aslında işsiz güçsüz değilim. Görüyorsunuz kendime sürekli yeni işler üretiyorum, buluyorum ama işte arada boş zaman da bırakabiliyorum. Akıl sağlığını da korumak lazım. Genel olarak bugün yaşadığım enteresan olaylarımdan anlatayım ben size. Bir tane martı güvercini havada avladı. Sahildeki kadınlar da dedi işte ben martıları bundan sevmiyorum falan. Martı da ekmeğinin peşinde, ne yapsın? Sanki evde kendi tavuk et yemiyor. Onları kendi kesmeyince ya da kendi yakalamayınca kendini böyle hümanist biri olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu yanlış. Doğal dengede hepimiz bir şeyler yiyerek hayatta kalmalıyız. Martı da etçil bir hayvan. Bakmayın öyle vapurlarda simidi mi de alıştı. O Türk işi martı. Martılar normalde et yer, balık yer, işte güvercin yer. Artık ne bulursa onu yer. Bugün de öyle oldu. Martı havada kaptığı güvercini kadınlar da yapıyor. Başka bir kadın da çocuğunu dedelerle korkutuyor. Dedenin biri açmış orada parkta tezgah. Yemek yiyor. Ondan sonra çocuk da annesine vurmuş herhalde. Bak annene vuranı dedeler böyle kaçırıyor bilmem ne lan, dedelerden korkutuyor şimdi. Çocuğu bunlar hep yanlış metotları, eğitim değil de bu yanlış yani yapılan bence. Çocuklarınızı korkutarak yetiştirmeyin. Yani neyle olursa olsun korkutarak değil, güzellikle anlatarak yetiştirmeye çalışın. Yaptığı şeyin doğrusunu yanlışı. Emin olun çocuklar bizden daha zeki. Kafaları daha açık. Daha kirlenmemiş olduğu için çok ufak çocuğa bile büyük bir insanı anlatır gibi tatlı dille, güler yüzlü, güzellikle bir şey anlattığınızda emin olun anlıyor. Bırakın hayvan bile anlıyor. Değil mi aslan? Başka bir olay da. Bak kedinin peşinden koşacak. Başka bir olay da şey, yine köpeklerle ilgili. Yine bir kızın biri sokakta, yani işte sahilde köpeğini gezdiriyordu. Birkaç defa denk geldik işte, oynuyorlar falan. Onunki bağlı ama böyle. Tasmasında dedim, tasmasını çıkart da rahat oynasın da. E dedi kaçar. Nasıl kaçar? Biz senedir beraberiz dedi. Sokaktan aldım. E dedim. İşte sokaktan aldım dedi, gider. Lan dedim, bu dedim daha 5 aylık bile olmadı. Hani 1,5 aydır bende dedim. Ben de sokaktan aldım. Ama hiç tasma takmıyorum yani. Bir tek caddelerde tasma takıyorum. O da işte arabaların altına girmesin diye. Çünkü arabaların peşinden koşuyor. Bak martılar şu an av peşinde ya da çiftleşme dansı yapıyorlar. Anlamadım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse, az önceki konuda da çıkartmamız gereken ders kadınlar. Ne olursa olsun salmaya korkuyorlar. Erkekler de salmaya korkuyorlar. Köpekleri de hep böyle kaçacak, gidecekmiş gibi geliyor. Yani imkanları olsa zaten erkek arkadaşlarını da tasma takıp gezdirecekler. Gözüne de bir daha at gözlüğü takarlar sağa sola bakmasın diye. Bu baskıyla hiçbir şey olmaz. Bu konuyla ilgili ben diyorum ki dönerse senindir, dönmezse biz lahmacun söyledik deriz. Aslan bu arada büyük taharetini yapıyor. Allah'tan doğru yer yapıyor. Geçen gün de milletin kalabalık günü, pazar günü oturduğu çay bahçelerinin ortasına sıçtı. Yanında poşet de yoktu. Poşet de bulamadım. Kaldı öyle. Evet, genel olarak böyle bir gün. Güzel, güneşli bir gün. Şubat ayında mıyız? Nisan'da mıyız? Belli değil. Yani kışın ortasında havaların böyle gitmesi hoş bir durum değil. Aslan dikti yine kuyruğu, bir şeye doğru bakıyordu, vazgeçti. Evet dostlar. Bir yaşamdan bugünlük bu kadar değildir herhalde. Daha günün bitmesine çok var. Ve şeyler daha paylaşırım belki. Kendinize iyi bakın.